Kekik üretiminde ülkenin %80 ihtiyacını karşılayan Denizli'de kekik hasadı başladı. Tabii işçilik kolay değil. İşçilik ağır gidiyor. İki kat çapa yaptırdık. İki sefer traktörle çapaladık. İlaç sıkıntıları oluyor. İlaç atamıyoruz. Hastalık bulur diye bayağı da bir tereddüt içerisinde kalıyoruz. Dünya kekik üretiminin %75'i Denizli'de yapılıyor. Kekik başta kimya, ilaç ve sabun sanayisinde kullanılıyor. Bir sefer hastalık buldu mu zaten bir yıllık emeğimiz boşuna gidiyor. Onun için bayağı da sıkıntı çekiliyor. Allah'a çok şükür yalnız bu sene mahsul fena değil. Aydın Özen Denizli'de kekik üretiyor. Yaklaşık 10 yıldır geçimini bununla sağlıyor. Kekin zaten bize maliyeti 3 liraya mal oluyor. Şimdi çapacı, çapasıdır, şunudur, bunudur, her şeyi vesaire 3 liraya geliyor bize. Biz 5 liraya satıyoruz. Yapmasaz ne yapacağız? Üreticiler 5 liraya sattıkları kekiğin fiyatından pek memnun değil. Deli para olduğunu söylüyor ama deli para değil yani bunun işçiliği. Bak işte biz kaç gündür mesela şu çocuklarla beraber yani ailecek. Yani biz bunu gece gündüz sabahleyin saat 5'te kalkıyoruz. Gece 12-1'de yatıyoruz. Ya biz daha bu vakit oldu daha ekmek yemedik yani. İşte anca emeğimizi zor alıyoruz, alamıyoruz böyle icabında. Masraf ağır, tütünün, kekiğin masrafı ağır. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, kekik üreticisine destek verilmesini istedi. Ama bu problemlerle ilgili şu ana kadar ciddi bir açıklama gelmedi. Yani kekik üreticisi kesinlikle ciddi bir borç yükü altında. Bu sene faizsiz olarak borçlarının ertelenmesini istiyor.